CMD'yi okuyorum. Yukarıda ikinci olarak tanımladım. Tabloları getirmesini istiyorum. Şimdi de Selected içerisinde diyorum ki onu oku. Mesela Adventure Works. Bunun içerisinde oku, tabloları getir. Tabloları da burada okuyup ListBox 2'ye yazıyorum. Örneğin bunu okuduğum zaman içerisindeki tablolar geliyor. Öncelikle şuraya yazdırıyorum veriyi. Buraya bakalım. Basit zaten CSV database içerisinden o değerleri alıp sonrasında bunun sıfırıncı indeksinde bana database isimleri geliyor, onları yazdırıyorum. Sonrasında diyorum ki her seçildiği zaman, her database seçildiğinde onun item'ini al, DB adı olarak tut, bağlantıyı oluştur. CMD DB içerisinde use bizim onu seçmemizi sağlıyordu. Bunu kullan, o database'i. Çünkü execute'un onun içerisinde çalışması gerekiyor ki CSS tables şu sorgunun bunun içerisinde olması gerekiyor ki onun tablolarını getirsin. Aynı şekilde bunu da ikinci command olarak oluşturdum. Buradan da aldım CMD ile. Bağlantıyı açtım. Yukarıdaki sorgu bu select vesaire değil. Sadece veri tabanında çalışması gerekiyor. Use nokta işte nokta use boşluk database adı. Bak bunu seçili hale getiriyor. Çalıştırıyor ya use'u. Çalıştı. Sonra da CMD'yi çalıştır. O da tabloları getiriyor. Oku. Vardır farklı şeyleri kullanmışsındır. Şurada data büyükte boş durmasın bari. Burada data table kullanmam gerekiyor.